Fenerbahçe kadrosunu tamamlarken santrfor transferine odaklandı. Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Beşiktaş'a kalması için Emirhan'ı ikna edemedi. Önümüzdeki maçlara bakacağız başlıyor. Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasıyla karşınızdayız. Ben Şansın Tokyay, Övünç Özdam ve Gürkan Ak'la beraber önümüzdeki maçlara her hafta bakmak üzere tekrar karşınıza geldik. NTV Spor YouTube kanalında bizleri takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın ki her programımızdan haberdar olun. Merhaba Övünç, merhaba Gürkan, nasılsınız? Selamlar Şansın. Özleştik galiba. Vallahi özleştik. Övünç sadece böyle kafa sallıyor. Selam, hayır Şansın. Aynen. Sırayla konuşuruz diye üst üste laflar binmesin. Bu sezon da kanlı geçecek. Allah belli Allah. Oldu. Belli belli. Şimdi ben şey mi yapayım, Gürkan'ın lafını mı keseyim selam demek için? Fenerbahçe gündemiyle başlayalım. Hemen Gürkan'a döneyim. Övünç de bu arada bugün yoğundu. Beşiktaş'ta da ciddi bir gündem var ama biz şu Fenerbahçe'nin transferlerine, işte gelenlere, kalanlara, gidenlere şöyle bir bakalım. Alioski ile mi başlayalım? Ne dersin? Olur. Genel bir giriş yapabiliriz. Alioski üzerinden de olabilir. Hem de aslında sol bek oluşu. Uzun süredir de Fenerbahçe'nin sadece teknik heyetinin değil tüm camianın bir sol bek beklentisi vardı. Aslında bu açıdan düşünüldüğünde Alioski ile başlamak da mantıklı olabilir. Yani Alioski transferi aslında Fenerbahçe'nin birçok noktasını rahatlattı. Sadece sol bek pozisyonu değil. Şahsi fikrim bu, elinizdeki oyuncuların çok daha verimli, hatta çok daha opsiyonel kullanmasını sağlayacak. Ferdi Kadıoğlu'nu burada öne çıkartabiliriz. Normal şartlarda bir açık oyuncusu olmasına rağmen sol bekteki o ihtiyaç hali Ferdi Kadıoğlu'nu direkt olarak bir sol bek oyuncusuna dönüştürdü neredeyse. Alioski'nin gelişiyle birlikte Ferdi Kadıoğlu'nu ben Jorge Jesus'un özellikle kanatlarda tercih etmeye başlayacağını tahmin ediyorum. Evet, bu çok kısa bir süre içerisinde olmayabilir. Bunun bir Alioski'nin de hazır olma durumuna bağlı olarak zaman alması çok normal. Ama Fenerbahçe'nin ideal sol beki büyük olasılıkla sezon içerisinde Alioski olacak gibi duruyor. Ferdi'yi de aslında mutlu eden bir durum olduğunu düşünüyorum ben bunu. Çünkü daha önceki röportajlarında açıkta kendini daha rahat hissettiğini de vurgulamıştı Ferdi Kadıoğlu ki normalde bir kanat oyuncusu zaten. Hı hı. O yüzden sadece bir sol bek transferi olarak bakmamakta fayda var ki Ferdi'yi boşa çıkartmanız, sadece sol bekte kullanmak yerine dediğim gibi kanatların, açıkların dışında sağ bekte de kullanabileceğiniz anlamını taşıyor ki daha önce de bunu gördük. Bu da o sayıyı yedekleyeceği anlamına geliyor. Çok önemli bir transfer bu bağlamda. Bu arada Ezcan Alioski 6 dil biliyormuş. Hani evet. Bunu da söylemek istedim. Yani benim bayağı hoşuma gitti. Zaten hani kendisi Makedon, Kuzey Makedonyalı. Evet. İşte Makedonca, Arnavutça, zaten Boşnakça. İtalyanca, İspanyolca, İngilizce. Bir dakika, bir Fransızca. De Fransızca. Var. 7 etti ya. Yo yo, 6. Boşnağı nereden çıkardın? Boşnağı ben mi uydurdum? Evet, uydurdun. Yok ya, vardı. Boşnakça da vardı galiba. Yani Makedon bence yok. Tarafında Makedonca, Arnavutça, bu iki dili oradan biliyor. Zaten bu ülkeler komşu. Onun dışında işte İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca biliyormuş. Maşallah yani. Ha tamam, doğru. Evet. O mantıklı. Boşnakça bilmiyorum. Bu arada tanımıyorum. Ezcan Alioski sanki birebir de konuşup hani yok Boşnakça bilmiyor yok, hiç diye konuşmadık ya falan. Hiç Boşnakça konuşmadım kendisiyle, o yüzden Boşnakça bilmediğini düşünüyorum. İletişim anlamında gerçekten güzel bir artı. Yani bir magazinsel bir parçaymış gibi konuşuldu bunun üzerinden, evet, çok evet. Ama aslında öyle değil. Bence iletişim açısından değerli. Yani Fransızca, İtalyanca, İspanyolca konuşuyor olması, takımda zaten genel ağırlıklı bir Portekizce konuşma dili var. Portekizce ile İspanyolcanın birbirine olan yakınlığını biliyoruz. Dolayısıyla da bu biraz iletişimi ilerletir, pozitif katkı sağlar. Şimdi ilk açılışı yaparken Fenerbahçe'nin santrfor mevkisine odaklandığını söylemiştim. Hani orayla ilgili konuşacağız ama Fenerbahçe'nin yeni yapılanması, işte Jorge Jesus'la beraber yeni çıktığı yol Övünç Özdem'in gözüne nasıl görünüyor, bir onu sormak isterim. Hayal kırıklığıyla başladı. Dinamo Kiev maçında tribündeydim. O gün tamamen Kadıköy'deydim. Sabah öğlen saat 1-2'den sonra gördüm. Yani Fenerbahçe taraftarı her şeye sünger çekmiş, Fenerbahçe camiası. Hı. Evet, 8 yıldır şampiyon olamıyoruz. Tamam, geçiyoruz abi o deftere. Kapatın o konuyu. Yeni bir durum var. Teknik direktörümüze güveniyoruz. Başkan 5. sezon değil mi? 4. sezon mu Ali Bey'in? 5. sezon. 5. sezon başlıyor. Yok, 4. sezon ya. Tamam, geride kalan sezonlarda başkan olduğundan beri şampiyon olamadı. Olmalıydı. Olması için çok güvendik. Tamam, onu da kapatıyoruz. Dinamo Kiev'i yeneceğiz ve bir sonraki Graz, onu da geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyoruz. Böyle bir havamız var.
herkes o coşkudaydı. Yani bir önceki maç konuşulmuyor, bir önceki haftayla ilgili problem yok, bir önceki seneyle ilgili problem yok. Ama Dinamo Kiev mağlubiyeti, oradan Şampiyonlar Ligi'nin sekteye uğraması o enerjiyi düşürdü. Şimdi 50 bin taraftar geldi Temmuz ayının sonlarına doğru. İstanbul'da olan olmayan ama neyse, gerçi İstanbul'da tatile gelen vatandaşlarımız da var. Onlar da yoğunluk yapmıştır. Böyle bir coşkuda futbolcular daha ilk günden, ilk aşamada taraftarı hayal kırıklığına uğrattılar. Uğratmamaları Fenerbahçe'nin, evet, bir maç, bir kayıp sezonun tamamı için bir anlam ifade etmez ama o ivmeyle ilgili üstüne koyabilirdi. Bundan sonra da Fenerbahçe için hiçbir şey kaybedilmedi bu konuda. Ama o ivme devam etseydi eğer, onu Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası daha iyi anlayabilecektir. Daha coşkulu, daha altı dolu gidebilirlerdi. Bilmiyorum, 2 ay sonra, 3 ay sonra konuştuğumuzda Dinamo Kiev maçının moral bozukluğu ve o enerji kırıklığı, enerji kaybı, yaşanan bazı, ki olumsuzluklar yaşanırsa onun üzerinde söylüyorum, yaşanacak bazı olumsuzlukların temeli olarak gözükebilir mi? Olabilir. Ama bir taraftan da yeni takım kuruluyor. Her şeye rağmen sürekli oyuncu değişikliği hem kadro içerisinde var, hem yapıda, hem de gelenler anlamında. Bakmak lazım sezona. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali ve gitme enerjisi taşıyan bir Fenerbahçe sezona Süper Lig'e başlasaydı daha farklı bir motivasyon olurdu. Hiçbir somut gerekçesi yok bu söylediğim şeyin. Tamamen o enerjiyle ilgili, o havayla ilgili bir durumdan bahsediyorum. Bunu nasıl anlıyorsunuz derseniz, bir termometresi, barometresi yok. Anlarsınız, bilirsiniz. Görünce hissedersiniz. Sen bunu zaten Dinamo Kiev mücadelesinde hissetmişsin. O maçtan sonra Jorge Jesus da şöyle bir açıklama yapmıştı. Zaten hiçbir Türk takımının, gerçekçi olalım ki, Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak gibi bir hedefi yok dedi mesela. Aynı şey değil ama tabii Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe camiasının da Şampiyonlar Ligi ile ilgili bu sene beklentisi yok. Belki önümüzdeki 20 yıl Fenerbahçe dahil hiçbir Türk takımının Şampiyonlar Ligi beklentisi olamayacak bu aşamalarda. Bir 10-15 yıl önce ulaşılabilir gibiydi. Acaba olur mu, tutar mıyız kupanın ucundan? O zaman da yoktu da en azından hayal edebiliyorduk. Şimdi hayali bile yok. Hayali bile edilemeyiz yani. Yok, yaklaşma da yok. Sadece hayal ediyorduk. Acaba olur mu, eder mi? Ya gününe denk gelir, Real Madrid yeniriz, Paris Saint Germain o zaman iyi değil. Neyse, konu çok dallanacak, budaklanacak. Evet, hocanın dediği anlamakla beraber bahsettiğim motivasyon o değil. Fenerbahçe taraftarı zaten o 50 bin kişi sezonun ilk maçında Dinamo Kiev karşısına hadi 3 ön eleme turunu geçip Şampiyonlar Kupası'nı alacağız motivasyonuyla gelmedi. Tabii. Ki. Her şey sıfırdan başlayarak o bütün 8 yılın duygusal erozyonları, bütün yıpranmışlıklarını bir tarafa bırakarak, bütün ayak kırıklıklarını, bütün vazgeçmeleri bir tarafa bırakarak gelmişlerdi. O bir sekteye uğradı. Bakalım onun dönüşü, onun toparlanması nasıl olacak? Şöyle özür dilerim, şey bu arada galiba mikrofonuma vurdum, evet. Şöyle bir şey ektim, hani yaklaşmışlıktan ziyade şu an içinde bulunduğumuz durumu, yani birkaç sezondur içinde bulunduğumuz durum, takım, bütün takımlarımız olarak Avrupa'da çok parlak olmadığı için bir dönem işte Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı çok daha iyi işler yapıyor. En azından gruplara falan kalıp şampiyon olarak direkt gidebilirken işte ne bileyim ben çeyrek finali hayal edebiliyorduk. İşte Fenerbahçe çeyrek finalde acaba Chelsea'yi eliyor mu? Hadi eleyecek gibi falan, bunları hissettirebiliyordu. Şu an 15 sene önce. Evet, 15 sene. Yani çok yakınmış gibi geliyor baktığında ama düşündüğün zaman ciddi anlamda uzun bir süre. Haliyle de gruplara kalma durumu bile artık neredeyse şampiyonlukla eşdeğer sayılacak. Çünkü hem maddi getirisi bunun, yaklaşık 25-30 milyon eurolardan bahsediyoruz artık takımlarımızın. Ana takım bütçelerine denk geliyor bu paralar. Dolayısıyla da gruplara kalmak Fenerbahçe için muhteşem bir başlangıç olurdu. Ama dediği gibi hayal kırıklığıyla başladı. Yani bunu zaten ne futbolcular, ne teknik heyet, ne camia inkar ediyor. Ama şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde alınacak sonuçlar ve atılacak adımlar da çok önemli bana göre. Siz şimdi gidip Slovatsko'ya da elenirseniz. Tabii onu artık geç. Onu farklı artık bir şeyler konuşuruz. Yani o zaman iş yine enerjiyice enerjiden yani. Başka yerden, enerji dışında başka şeylerden konuşmaya başlarız. Evet. Dinamo Kiev zaten geçmek zorundaydınız. Geçmek için elinizdeki tüm imkanlar vardı. Rakibin durumunu bir tarafa bırakıyorum. Sizin içinde bulunduğunuz hal, geride kalan 10 yılki birikim ve o günkü durumun şartları, ya İrfan o direğe vurmayacak o top artık yani. Tamam, işte serbest vuruş vurabilir direği ama Valencia o topu alırken biraz daha dikkatli alacaksın. King de sen gelişinde bir kere de vuracaksın o topa ve yani oyuncular da biraz onun yüksek farkındalığında olmak durumundaydı.
Fenerbahçe'de evet. Tamam peki yani bitiricisi kim olacak Fenerbahçe'nin? Yine Slovaçko maçından önceydi basın toplantısında. Hoca dedi ki biz zaten santrforu aldık forvet bölgesine. João Pedro'yu aldık dedi. Hı-hı. Tabii bu pek tatminkar bir durum değil hani taraftar için. Onlar böyle daha saf bir forvet hayal ediyorlar. O açıklaması var Jorge Jesus'un. Hem onu paylaşalım sizinle. Ekranlarınıza geldi. Elimizdeki forvetlere güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler diyor. Peki Gürkan şu anda santrfor mevkisinde 3 isim var adı geçen. Şimdi sen söyle daha güzel ifade edersin. Niye böyle bir açıklama yaptı hoca? Mesela hala santrfor transferi peşindeyken Fenerbahçe. Ya şimdi şöyle bir durum var burada. Jorge Jesus'un geldiğinden beri basın toplantılarını eğer izliyorsa futbol severler, Fenerbahçe taraftarı şunu net olarak görecekler. Jesus çok temkinli, tecrübesinden kaynaklı, çok temkinli bir çalıştırıcı. Yaşanmışlıkları fazla. Evet, yaşanmışlığı fazla. Kavgası, başarısı. Yani hepsi her anlamda bir şöyle bir araştırdığınızda geçmişini görüyorsunuz. Çok güzel doneler çıkıyor hele. Bu bağlamda bakıldığında oyuncularını çok koruyan ve hala takımın içinde barındırıyorsa o oyuncuyu, en düşünmediği oyuncuyu bile bir umut ışığı gösterdiğini düşünen bir teknik adam. Diyor ki evet biz santrfor transferini yaptık. João Pedro'yu aldık. Hani forvet transferi diyor gerçi. Forvet de santrfor başka bir şey bana göre. João Pedro'yu aldık. Elimizde de güçlü oyuncularımız var. İşte Berisha, Valencia, Serdar Dursun. Bu isimleri de sayıyor. Bu ne demek? Yani o bölge kalabalık demek. Şimdi Fenerbahçe'nin santrfor konusuna gelecek olursak da başkanın bundan günler önceki açıklamalarına gittiğimizde Yüksek Divan Kurulu'nda 3 transfer yapacağız. Sol bek, kaleci, santrfor dedi direkt. Sol bek alındı, kaleci alındı, onu da konuşuruz. Sıra geldi santrfora, yani son takviyeye geldi sıra. Herkesin merakla beklediği takviyeye. Ben hala Fenerbahçe'nin santrfor transferi yapacağını düşünüyorum. Hala gündemde. Yapılmayacak, biz yaptık, bitti o iş gibi bir durum söz konusu değil. Bendeki bilgi bu. Ancak bu zaman alacak. Kısa bir süreç içerisinde Fenerbahçe'nin santrfor gelişmesi yaşamasını açıkçası beklemiyorum. Bunun en az 10 günü, 2 haftayı bulabileceğini söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? Adayları sordun. Sörloth, Taremi, Plea üzerinden gitmiştik daha önce. İşte bazen dış basında buna isimler eklenebiliyor. Arjantin basını bir isim yazıyor, Brezilya basını bir isim yazıyor. İşte Erison'un ismi geçti, Copetti'nin ismi buna eklendi. Bir sürü aday var. Mutlaka ki temas da vardır. Mutlaka ki hani bizim ulaşamadığımız bilgiler üzerinde bir sorgulama, işte fiyat araştırması da vardır. Ama adayların ilk üçü Sörloth, Taremi ve Plea. Sörloth liste başı adaydı. En baştan bu yana. Hala da istek var. Özellikle Başkan Ali Koç'un çok beğendiği, takımda görmek istediği ve inandığı bir isim Sörloth. Özellikle Türkiye performansından çok etkilendiği için yine aynısını verebileceğini düşünüyor. Ama burada rakamlar çok yüksek. 10 milyon euronun altına inmeyen bir beklentisi var Leipzig'in. 8+2'lik bir opsiyon düşünülüyor en kötü bağlamda ödeme planı olarak. Bonuslar 2 milyon euro olmak üzere. Hala bundan geri adım atmadılar. Dolayısıyla askıda. Plea konusunda aslında önemli bir fırsat vardı ama talipleri artınca çok kaliteli bir isim. Mönchengladbach fiyat yükseltti. Hem bonservisinde hem oyuncu tarafında biraz beklentilerde artış oldu. Bu da transferi yine askıya aldı. Taremi konusu zaten belki de bu iki oyuncu dışında en az temas kurulan isim. Evet, hem Jorge Jesus'un beğendiği bir isim hem transfer için yapılsa katkı sağlayacağı düşünülen bir isim ama Porto performansı geçen sezon çok başarılıydı. Öyle kolay kolay işte evet hadi verin 3 milyon euroyu da size Taremi'yi yollayalım gibi bir durum olmaz. Beklentiler yine Sörloth ve Plea seviyesinde. Bonservis beklentisi anlamında, oyuncunun beklentisi anlamında. Dolayısıyla biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Geçmişe dönüp baktığınızda bir fırsat dönemi olarak adlandırılan transfer döneminin son böyle bir haftası vardır. Hatta son 5 günü vardır. Fenerbahçe o zamana bile bırakabilir belki santrfor transferini. Bu da biraz Fenerbahçe'nin atacağı adımları belirleyici olacağını düşünüyorum. Örneğin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalınırsa veya o yolda artık çok yakınlaşılırsa Fenerbahçe'nin santrfor transferine hız vereceğini ya da eldeki isimlerden Valencia, Berisha, Serdar Dursun gibi isimler. King yeni geldi daha zaten. João Pedro elde 5. Bu 3 isimden Valencia, Serdar, Berisha gidenler olursa
giden veya gidenler olursa o zaman yine hamle şansının yükseleceğini belirtmekte fayda var. Kısa kısa not. Serdar Dursun Schalke tarafından isteniyor. İspanya'dan ve Serie A'dan da ilgilenenler var. Dolayısıyla gitme ihtimali bulunan bir isim. Berisha'nın Bundesliga'dan talipleri var ama beklenilen seviyede bir teklif gelmediği için o konuda henüz muallakta. Valencia'ya bir teklif gelmişti transfer döneminin ilk günlerinde. O da beklenilen seviyede değil. Valencia'dan aslında Jorge Jesus da memnun. Şu anki performansı çok yeterli bulunmasa da iş yapabilecek isimlerden biri olarak görülüyor. Eğer böyle 3 milyon, 4 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifi gelirse Valencia'dan çıkmak da düşünülebilir. Dolayısıyla gelişmeleri beklemek zorunda. Hem camia hem de teknik heyet diyeceğim. Çünkü düşünülen, konuşulan isimler çok öyle maliyeti düşük isimler değil. Önç, bir şey eklemek ister misin buraya? O zaman İrfan Can konusunda görüşünü merak ederim. İrfan Can Eğribay'a Göztepe ile bir ters düşme yaşadı taraftarla. Kaleci transferi noktasında Fenerbahçe'nin. Tabii Berke'nin ayrılışıyla bekliyorduk hani bir takviye oraya. Zaten hoca da söylemişti benim forvetten önce asıl aklımda kaleci var diye. Aynen. Hemen zaten o İrfan Can hamlesi geldi oraya. İrfan Can da hani zor günler yaşadı aslında. Kendi ailevi problemleri vardı. Eşi bebeğini kaybetmişti. O dönemde işte taraftarla ters düştü. Kendisi de tabii hoş olmayan şeyler söyledi. Taraftar da ona hoş olmayan şeyler söyledi. Bir kopma yaşanmıştı zaten Göztepe ile arasında. Şimdi Fenerbahçe ile birliktelik başladı. Yerli kaleci durumu son 10 yıldır daha önceki yıllara göre olmayan bir halde ve olmayan adette fazla. Sürekli altyapılardan yerli kaleci çıkıyor. Böyle bir durumdayken ve Türkiye'de 3 yerli kuralı varken kalecinizi rotasyonda yedeğini de yerli yapmak avantajlı duruma geçiyor. Evet. Hem sizin adınıza hem de gelen oyuncunun daha iyi gelişmesi anlamında. Bu açıdan iyi. Performansı geçtiğimiz sezon o sene başındaki gibi yüksekte kalmadı İrfan Can. Yoksa geçtiğimiz sene başı hatırlayın lütfen. Direkt olarak artık büyük takımları yazılan ve İrfan Can'ın Altay, işte Ersin de sayabilirim. Daha önce Uğurcan'ı da sayabilirim. Şu anda aklıma gelmeyen 5-6 kaleci daha var. Onlardan Doğan sonra Alemdar. Efendim? Doğan gibi. Aynen. Onlardan sonra da o üst seviyeye çıkmak üzere olan ve üst seviyeye artık çıkmış sayabileceğimiz 10-15 kalecilik yerli 10-15 yerli kaleci havuzundaydı. İniş çıkışları kendisini biraz farklı noktaya getirdi ama artık Fenerbahçe'de. Umarım iyi olur kendi adına. Burada Altay ile beraber mücadeleye girecek. Performansına göre Fenerbahçe Altay'dan seneye olmazsa belki bir sonraki sene vazgeçebilir. Çünkü Altay böyle devam eder ve Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe kalırsa oradaki performansıyla Fenerbahçe'nin Kim Min-jae'de olduğu gibi, Galatasaray'ın Marka'da olduğu gibi önünde duramayacağı bir teklifle karşı karşıya kalabilir. Bu afaki olarak söylediğim bir tahmin değil. Altay'ın seviyesi oraya doğru gidiyor. Bir anda Fenerbahçe ciddi anlamda çift taneli bir teklifle karşı karşıya kalabilir. Arkasından hemen İrfan gelirse hem kendi adını iyi hem de Türk yerli kaleci rotasyonu için önemli bir gelişme olur. Detayları da senden öğrenelim İrfan Can'ın kontratıyla ilgili. Yani aslına bakarsanız ben hani sosyal medyada biraz taraftan nabzı tuttum da yine konuyla alakalı. Bir memnuniyetsizlik olduğunu sezdim. Yani okudum hatta, yani sezmek değil artık bu. Nedeni de daha çok Galatasaraylı İrfan Can Eğri Bayat gibi anılması. İşte o hangi karşılaşma olduğunu hatırlamıyorum. Galatasaray'dan hatalı bir gol yediği bir maç var. Ondan çıkmıştı bu konular. Sonrasında işte Arda Turan'la çekildiği fotoğraf onun Galatasaraylı olduğu yaftasını vurdurmuştu ki bu nedenle de biraz Fenerbahçe taraftarları ilk etapta tepkili bakmıştı. Hani eldeki Berke Özer'in İrfan Can'dan çok daha kaliteli bir kaleci olduğunu, neden böyle bir kaleci alınacaksa Berke ile vedalaşıldığı gibi yazılar var. O konu çok net. Fenerbahçe çok çok iyi bir teklif sundu. Daha önce de söyledik Berke'ye. Hem maaş olarak hem sözleşme süresi olarak tatmin edici bir teklif sundu. Ama Berke kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini, Altay'ın formayı almasının kolay olmayacağını, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediğini söylediği için anlaşma yapılmadı ve yollar ayrıldı. Dolayısıyla Berke ile bu durumu karşılaştıramayız. İrfan Can Eğribayat konusunda da aslında adaylardan bir tanesi de Salvatore Sirigu'ydu. Temas da kuruldu. Gerçekleştirilmesi çok kolay bir transferdi. Onu da söylemek lazım. Maliyeti neydi? Hatırlıyor musun? Bakmış mıydın? 1 milyon euro altında bir maaş bildiğim kadarıyla okeydi Sirigu. Yani sözleşme süresi de çok uzun süreli olmayacaktı. 1+1 gibi bir kontrat yaşından dolayı.
Bonuslarla birlikte tabii belki 1 milyon euro seviyesine olabilir. Çıkabilir. Oynadığı maç sayısı falan. Evet. Performansa dayalı bir sözleşme yapılması planlanıyordu daha çok. Ama Türk kaleci rotasyonu Öğünç'ün de dediği gibi çok daha önemli. Hem gelecek vaat ediyor. Sözleşme 1+3 yıllık. Bu da bence önemli. Hani ilk yıl o riski hafifletmiş oluyorsunuz siz. Bir bonservis bedeli ödemeyerek. Bendeki bilgi şu, yaklaşık 1,5 milyon euroluk bir bedel konuşuluyor. Bunun bir kısmı kiralama bedeli olarak, bir kısmı da eğer bonservisi alınırsa önümüzdeki sezon sonunda ödenecek şekilde. Maaş olarak maliyeti de İrfan Can'ın Fenerbahçe'yi zorlamayacak seviyede, oldukça makul seviyede. Dolayısıyla da bu karar da kılındı. Şimdi İrfan Can konusunda aslında şöyle bakmak lazım. Yani Göztepe'de oynadığı maç sayısını göz önünüzde bulundurduğunda, işte ligden düşmüş bir takım olarak kalesinde gördüğü şut sayısıyla Fenerbahçe'de genelinde kalesinde göreceği şut sayısı çok aynı olmayacaktır. Yani Fenerbahçe'nin pozisyon anlamında daha az pozisyon vereceği aşikar. Yani Göztepe'nin geçen sezonki gibi olmayacağı aşikar. Dolayısıyla bu tarz durumlarda ortaya şu çıkıyor. Altay da bunu zaman zaman yaşadı. Kalenize 5 şut gelir. O 5 şutta da muhteşem bir performans ortaya koyamazsanız, bir hata yaparsanız direkt olarak eleştirirsiniz. Fenerbahçe'de şansı yok. Göztepe'de böyle bir şey yok. Ama taraftar daha şimdiden baskı altına alırsa İrfan Can'ı, sonucu da kötü olur. Yani dolayısıyla İrfan Can transferini önce bir görmek lazım neler yapabildiğini. Eleştirilmesini çok doğru bulmuyorum o yüzden. Aslında biz görsel olarak da gelen oyuncuları, giden oyuncuları sizlere hazırlamıştık. Fenerbahçe gündemini kapatmadan ki yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O grafiklerimizi de sizinle paylaşalım. Hani şöyle bir gösterelim de hangi oyuncular gitti, hangi oyuncular kaldı takımda. Onları da paylaşmış olalım. Buraya bağlarken de bir yandan şu Salahi'nin durumunu sorayım Gürkan'a hemen. Hı. Hani kapatmadan onu da tamam. Bu gündemi öğrenmek isterim. Oyuncuya talipler var. Ama hani Kim Min-jae'den sonra böyle 11'de banko yeri olan bir oyuncuyu daha göndermek ister mi Fenerbahçe bilmiyorum. Elbette ki istemiyor. Yani Jesus da Zalai gitsin tamam neyse ederi versinler gibi bir düşünce de değil. Minje'de de değildi. Sürpriz oldu onun için de. Yani sürpriz olmasının nedeni şu, Minje önce kalma yanlısıydı aslında. Yani tam bir sezon daha kalacağım den. Sonra tekliflerin cazibesine kapıldı ve gitti. Anlaşılabilir. Hem alacağı maaş hem oynayacağı takımlar ligler düşünüldüğünde. Gittiği gün Napoli yemekhanesinde dans ederek çok şarkı söylemiş. Keyfi evet. Zaten anlatıyor. O günü mü bekliyordun sen acaba? Kim miyice? Gerçekten öyle. Ya bu arada o galiba Napoli'de bir adet. Gelen ilk oyuncu ilk yemekte kendi yöresine ait yöre mi? Yöre. Kendi, yöre mi? Yöresine ait yemeği yapıp. Ülkesine ait, kendi kültürüne ait bir şarkı söylüyor galiba. Evet olabilir. Oynuyor ama Kim miyice biraz coşkuyu abartmış. Değil mi? 10 yıldır Napoli'de gibi yani. Veya 10 yıldır o günü bekliyormuş. Evet. Artık Napoli yemekhanesindeyim. Niye sandalyeye çıkıp şarkı söylemeyeyim gibi. Tabii ama sonra evet ya bir açıdan da normal buluyorum. Serie A'ya gidiyorsunuz. Yani Çin Ligi'nden. Öyle bakmak lazım oluyor. Fenerbahçe'den değil yani. Fenerbahçe'de bir sürecin parçasıydı. Salahi'ye gelecek olursak burada ödenecek rakam önemli. Yani Minje'de de olduğu gibi. Fenerbahçe 15 milyon euronun altındaki teklifleri hiç düşünmüyor bile. Öyle söyleyeyim. Bendeki bilgi bu. Gelen teklifler de şu anda hiç o seviyelere yanaşmadı. Dolayısıyla Wolfsburg ve Fulham'ın bu transfer için en istekli takımlar olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla uzun aslında talip listesi. İşte buna West Ham United da ilgileniyor. Yine Serie A'dan ilgilenen takımlar da var. Ama Wolfsburg en böyle ilgisini belli eden, hatta Kovac açıklama da yaptı. Evet, Zalai takip ettiğimiz bir oyuncu şeklinde. En ilgili takım ama şu anda öyle somut gidiyor, gidecek gibi bir durum söz konusu değil an itibariyle. Ama gelirler Fenerbahçe'yi çok mutlu edecek bir teklif yaparlar. O zaman Salahi de Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor zaten. Yani kariyer hedefleri düşünüldüğünde. Eğer Salahi takımdan ayrılırsa da bir stoper takviyesi daha yapılacak Fenerbahçe'de. Bu kesin. Ama ayrılmazsa yapılmayabilir. Normal şartlarda bir stoper daha alınma ihtimali vardı. Ama Luan Perez ve Gustavo Henrique'nin ardından, bu arada Tisra'nın orada gidip gitmeme durumu da çok belirleyici olacak. Onun da çünkü Udinese ısrarla takibini, isteğini sürdürüyor. Eğer yine Tisra'nın ayrılığında belki bir stoper takviyesi daha yapılabilir. Belki ekrana gelirse gelenler gidenler, onun üzerinden de konuşabiliriz. O gidenlere, şimdi gelenlere oranla daha az gidenler ama çok artacak. Bunu söyleyebiliriz. En az başkan da söyledi. 7-8 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız diye ve 7-8 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Zaten Serant'la Perkas'ı
listeden çıkardı UEFA listesinden hocam. Evet, aslında onu tamamen transfere yormamak lazım. Öyle mi? Evet, yani elbette ki ilgilendiriyor ama tamamen öyle değil. O tamamen teknik heyetin bir kararı. Zaman zaman bu değişiklikler olabiliyor. Ama iki isim de Fenerbahçe'den gitme ihtimali olan isimler. Onu da belirtmek lazım. Pelkas'a da yine ilgi var. Hatta Halstin'in de bir ilgisi var Pelkas'a. Onunla ilgili de görüşmeler, somut adımlar önümüzdeki günlerde atılabilir. Birçok ismin Fenerbahçe'den ayrıldığını göreceğiz. Zaten hiç düşünülmeyen çok oyuncu var. Yani ilk etapta böyle çatır çatır hepsini sayamam ama işte Samatta, Kolker, Lemos gibi isimler zaten ilk akla gelen isimler. Fenerbahçe ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Evet, Fenerbahçe gündemine bir nokta koyuyoruz. Galatasaray gündemine geçeceğiz ama oraya geçmeden önce kendi gündemimizle ilgili size bir haber vermek istiyoruz. Bizim de bir transferimiz var. NTV Spor YouTube kanalının yeni transferi Emre Özcan. Süper heyecanlıyım. Süper Lig başlıyor. Maçlardan sonra NTV Spor'da canlı yayındayım. Herkesi süper futbola bekliyorum. Yeni sezonda NTV Spor YouTube kanalında Emre Özcan da bizimle beraber olacak. Süper Futbol programıyla programımız haftanın maçlarının ardından canlı olarak NTV Spor YouTube kanalında olacak. Siz de takip etmeyi, bizi ve bildirimleri açmayı unutmayın ki programları kaçırmayın. Peki Emre Özcan kimlerle sohbet edecek? Nebil Evren, Emek Ege, Ali Emre Dedeoğlu onunla beraber olacak. Canlı yayında bunun bilgisini de vermiş olalım. Kendisine de gıyabında hoş geldin demiş olalım Galatasaray gündemine geçmeden önce. Fenerbahçe'yi toparladıysak Galatasaray'a dönüyorum. Galatasaray'da da transfer harekatı devam ediyor dedik. Gürkan, neler oluyor Galatasaray'da? Mitsio renklere bağlandı. İşte Torreira transferinde son durum ne? Sen bir orayı toparlar mısın? Sonra detaylara gireriz. Galatasaray'ın transfer döneminin başından bu yana önceliği orta sahaydı. Bunu hem yöneticiler hem teknik direktör Okan Buruk defalarca kez vurguladı. Biz de zaten aldığımız bilgilerde hep orta saha için ekstra bir çaba olduğunu, yoğun mesai olduğunu öğrendik. Mitsio son olarak yapılan hamle oldu orta sahaya. Hem 8, daha çok merkez orta saha oyuncusu olarak tanımlamakta fayda var. 6 numarada da oynuyor ama daha çok merkez orta sahayı yedekleyecek Galatasaray'da. Çok gerekli durumlarda 6 numaraya geçebilir. Ama Galatasaray'ın kafasında 6 numarayı çok güçlü, tartışılmayacak bir isimle güçlendirme fikri var. Neden tartışılmayacak diyorum? Çünkü Galatasaray'ın bir süredir 6 numarası tartışılıyor. Ve hunharca tartışılıyor. Yani ve haklı da gerekçeler. Yani eleştirilere maruz kalınması çok haklı. Hiç 6 numara performansı Galatasaray'ın bir süredir tatmin etmiyor ne taraftar ne teknik heyeti. Hatta problemlere, Galatasaray'ın savunmada da problemler yaşamasına sebebiyet veriyordu. Bu nedenle Lucas Torreira için Galatasaray Arsenal'la temaslarını kurdu. Geçtiğimiz günlerde sıklaştırdı bu temasları ve belli bir noktaya getirdi. Arsenal'la yaklaşık 7 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşmaya vardı Sarı Kırmızılar. Kulüpler tarafında bir problem yok. Oyuncu tarafıyla görüşmeler aslında kulüp tarafına nazaran biraz daha yavaş ilerledi. Oyuncunun beklentisi en az 3 yıllık sözleşme, yaklaşık bonuslarla birlikte 3,5 milyon euroluk bir yıllık maaş beklentisi var Torreira'nın. Bunu belki 3 milyon seviyesine de düşürebilir Galatasaray. Ancak burada en önemli nokta, hatta bence en çok atlanan nokta şu. Çünkü taraftarlar çok sabırsız 6 numara transferi konusunda. Madem anlaştık Arsenal'la neden gelmiyor, neden Torreira'yı ikna edemiyoruz gibi sorular var. Haklı olarak ama şöyle bir durum var. Galatasaray bu yıl Avrupa'da yok. Bu bir. Süper Lig fikri yıllarca üst düzey 5 majör ligde oynamış oyuncular için çok ikna edici olmayabiliyor. Bu iki. Torreira daha 28 yaşında. Bu üç. Bir de oyuncunun talipleri hala 5 majör ligde mevcut. Dolayısıyla da öyle çok kolay bir transfer değil. Sampdoria eski takımı ki Arsenal'a o 28,5 milyon euroluk transferi yaptığı takım yine peşine düştü Torreira'nın. Pazarlıklar başladı, Arsenal'ı ikna etmeye çalışıyorlar bonservis anlamında. Galatasaray şu anda en iyi teklifi veren takım Arsenal'a ve oyuncuya da aslında en iyi teklifi veren takım konumunda olsa da Monza yine Serie A'dan peşine düşen bir diğer takım Torreira'nın. Fiorentina'nın bir dönem ilgisi oldu. Arsenal'ı ikna edemediler çünkü Arsenal artık sözleşmesi bir yıl kaldığı için
bir bonservis elde edip göndermek istiyor. Öyle çok az paralara da ikna olmuyor. Dolayısıyla da çok kolay bir transfer olmasa da Galatasaray'ın çok ciddi bir aşama kaydettiğini söylemek mümkün. Şu an Torreira'nın kararı bekleniyor. Transfer bu aşamada. Torreira evet tamam ben Galatasaray'da oynayacağım derse ve diğer takımlar kendisini ikna edemezse transfer gerçekleşir. Ama ben oyuncunun hala o majör liglerden birinde forma giymek istediğini biliyorum. Bu bilgiyi edindim en azından. Önceliğinin bu olduğunu. Sadece maddi olarak tatmin ettiğinizde Torreira'yı ikna edebilirsiniz Süper Lig'e. Evet, Galatasaray'da da gelenler gidenler listemiz var tabii. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Gelen oyuncular ekranlarda. Övünç'e nasıl görünüyor Galatasaray? Tarihinin en kötü sezonlarından biri geride kaldı Galatasaray'da. Ve yeni sezon başlıyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Sence nasıl oldu bu sayfa? Hala devam ederken transferler. Ya şu ana kadar sence gelinen nokta nasıl? Okan Buruk özelinde bakmak gerekecek. Evet. Okan Hoca'nın farkı bu seneyi Galatasaray adına belirleyici kılacak. Tabii ki takım da yavaş yavaş değişmeye başladı. Muhammed gitti, Cagne gitti. Seferovic iyi bir transfer. Türkiye pazarında 4-5 yıldır adı geçen bir oyuncu. Bir şekilde böyle oyuncular olur. Kariyerlerinin belli aşamasında sürekli Türkiye ile atları geçer. Bazıları gelir, bazıları gelmez. Seferovic gelenler arasına girdi. Performansı da etkili, fark yaratacak gibi. Ama tabii marka önemli Galatasaray için. O geçen sene tüm olumsuz cümleler arasında marka ile Kerem'i ayrı tutuyorduk. Sezon başı yaptıkları kavgadan bağımsız, kendi gösterdikleri performans Galatasaray adına sezonun en umut verici durumuydu. Marka transfer yaptı. Abdülkerim soru işareti. Yerini birebir doldurması zor gibi gözüküyor bana. Çünkü marka farklı bir seviyeydi. Kerem üstüne koyarak gitmeye devam ediyor. Galatasaray adına o olumlu bir durum. Onun dışında gelen Seferovic dışındaki orta saha oyuncuları Galatasaray adına yine belirleyici olacak faktörlerden biri gözüküyor. Bek rotasyonunda da eğer o standartı sağlar Okan Hoca ideal olarak sezonun ilk maçı itibariyle benim beklerim bu, stoperlerim bu deyip devam ederse ondan sonrasına bakmak gerekecek. Ama kolay bir sezon değil Galatasaray adına, Okan Buruk adına da. Fatih Terim'in teknik direktörlüğe devam ettiği, teknik direktörlük yapıyorum, teknik direktörlüğü bıraktım demediği sürece ve eğer Galatasaray'da çalışmıyorsa Fatih Terim Galatasaray için her zaman adaydır. Böyle bir durum var yani, bu herkesin bildiği, konuştuğu bir durum. Şu anda evet öyle bir durum yok. Kendi kendimize bir olay tespiti, bir bilgi paylaşımı yapmıyoruz. Ama sezonun ilerleyişinde, inişlerde, çıkışlarda bu konuşulacak. Okan Hoca'yı da kadro tercihi, oyuncu performansı kadar böyle bir durumda zorlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sen duydun mu veya şansın sen Gürkan, Fatih Terim artık ben emekli oldum, bundan sonra direktörlük yapmayacağım, yaparsam danışmanım diye bir şey yok. Yani hoca yarın teklif gelsin istediği bir makul Galatasaray dışında bir yerden de hocalığa devam edecek. Böyle bir gerçeklik var. O yüzden de o açıdan da bakmak Galatasaray sezonunun bence bugün itibariyle söyleyeceğimiz cümlelerinden biri. Peki isim isim gidelim. Ali Akman, Evander. Hı-hı. Bu isimler hakkında neler söyleyeceksin? Menajerlerin kadeve önerisi varmış. Sen söyledin bunu da bu arada varmış dediğimde senden duyduğum bilgi. Doğru. Ali Akman kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacaktır. Bir son dakika pürüzü yaşanmazsa, Frankfurt düşüncesinden vazgeçmezse Ali Akman artık Galatasaray'ın santrfor rotasyonunun bir parçası olacak. Evander konusunda Midtjylland'la hala pazarlıklar sürüyor. Aslında belli bir noktaya gelindi. Orada da 8 milyon euro seviyelerinden başlayan pazarlık 6,5 milyon eurolara kadar indi. Galatasaray'ın burada taksitli bir ödeme planı var. 3-4 taksit gibi bir planla ödemeyi yapmak istiyor ama Midtjylland buna sıcak bakmıyor. Kısa vadede ödemeyi yapın, oyuncuyu alın düşüncesinde. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye çok sıcak. Zaten hem sözleşmesindeki maaşı artacak hem yeni bir macera. Midtjylland ile kıyaslandığında Galatasaray çok daha büyük bir camia. Dolayısıyla o heyecanı yaşamak istiyor. Gelmeye yakın. Oyuncu tarafıyla da büyük ölçüde anlaşma sağlandı zaten. 1,5 milyon euroluk bir yıllık maaş yaklaşık olarak söylüyorum. Buna ek olarak da 3+1 yıllık bir sözleşme süresinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Eğer
Mütülan'ı ikna edebilirse Galatasaray, bu transferin de sonuçlandırılabilme ihtimali yüksek görüyorum ben şahsen. Ama eğer çok tıkanırsa görüşmeler, Galatasaray elbette ki alternatif isimlere yönelecektir. Bu isimlerden bir tanesi de Amin Harit. Daha önce de haberini yapmıştık. Cepte olan isimlerden bir tanesi. Schalke göndermek istiyor, oyuncu ayrılmak istiyor. Yaklaşık yine 4-4,5 milyon euroluk bir bonservis bedelinde Alman kulübüyle anlaşma sağlandı. Oyuncuyla anlaşmak biraz daha kolay olacaktır. Ama orada da yine belli aşama kaydedilmiş durumda. Bekletiliyor. Çünkü teknik heyetinde önceliği Evander. 10 numara transferini kesinlikle Galatasaray yapacak. Yapmama gibi bir şansı yok. Çünkü hem teknik heyet istiyor hem ihtiyaç var. Bunun dışında bir de ek olarak Berkay Özcan'ı söylemek lazım. O da Türk rotasyonunu aslında genişletebilmek için istenen isimlerden bir tanesi. Çünkü orta sahada Taylan Antalyalı'nın ve Berkan Kutlu'nun vermiş olduğu performanstan memnun değil teknik heyet. Evet. Geçen sezonda çok tartışılmıştı bu isimler. Kolay bir transfer değil Berkay Özcan. Neden? Çünkü hem Emre Belözoğlu'nun planlarının bir parçası konumunda, geçen sezonun değişilmez oyuncularından bir tanesiydi. Hem de Türk oluşu yaklaşık böyle 5 milyon eurolar gibi bir bonservisi gözden çıkartmanız gerektiğini ortaya sunar. Ama Galatasaray'ın burada kafasındaki plan, eldeki oyuncuları takasta kullanıp üzerine bir miktar para verme şeklinde. Ama çok somut gelişmelerin yaşandığını söyleyemeyeceğim Berkay konusunda. Ama listede olan isimlerden bir tanesi. Onun dışında Kadewere'i sordun. Lyon'da çok forma şansı bulamamıştı geçen sezon. Bu sezonda kadroda düşünülmüyor. Hem kanatta hem santrforda oynayabilen bir isim. Kanat forvet. Menajerler önerdi Galatasaray'a. Şartlarıyla, maliyetiyle ilgili araştırma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde belki bir gelişme yaşanabilir. Son sorum Galatasaray gündemini kapatmadan Nelson'la ilgili. Nelson evet. Takımdan şimdi ayrılacak. Ben de notlarımda Nelson'u gördüm. Çok ciddi bir teklif var. Sevilla ciddi anlamda Nelson'u istiyor. Ciddi düşünüyor. 12 milyon euro tutamadı kendini. Aynen. Çünkü uyuşukluğu geçti de ağzım. Abi, kendime geldim diyor uyuşukluğu yani. Uyuşukluğu geçti artık konuşabiliyorsun. Peki. Tamam. 12 milyon euro seviyelerinde kalan bir teklif sunuldu Galatasaray'a, ama Galatasaray Marcao konusunda biraz daha fazla geliri elde edebilecekken bunun kapısından döndüğü için Nelson da aynı konuyu yaşamak istemiyor. 25 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Nelson'un o parayı yatırınca söz sahibi olamıyorsunuz. Ama oralara da çıkmayacak bence. O parayı yatırırsa da zaten söz söylemez. Aynen mesela. Değil mi? Söz söylemiyoruz. Teşekkürler. hemen Nelson'un valizini hazırlayıp bir hediye paketiyle. Değil mi? Aynen öyle. Ama zaten o seviyelere çıkmasını çok mümkün görmüyorum ben. Ama Galatasaray en azından 20 milyon euro seviyesinde bir teklif bekliyor. 18-19 gelirse ben yine şahsi düşüncem kabul edebileceklerini düşünüyorum. Ama Sevilla'nın da 15 milyon euroyu pek geçme gibi bir düşüncesi şu anki aşamada yok gibi. Yine Serie A'dan da talipleri var Nelson'un. Torino yine istekli kulüplerden biriydi. Yine resmi teklifi 10 milyon euro seviyelerinde kaldı. İstenilen ölçüde olmadığı için direkt reddedildi. Ama Nelson gitmek istiyor yine Marcao'da olduğu gibi. Hatta Sevilla oyuncu tarafıyla görüştü ve yine ikna etmeye yakınlar. Marcao Nelson tandemini kurmak istiyor Sevilla. Çünkü Sevilla'nın stoper pozisyonunda ciddi açığı var. Rekik var sadece orada. Bir de genç oyuncuları var. Israrlılar. Önümüzdeki günler gösterecek. Yani şu an biraz böyle frenlemiş durumda her iki takım. Ama önümüzdeki günlerde tekrar bir pazarlık masası olur. Ama ben böyle 25 milyon eurolar, 20 milyon eurolar çok kolay görmüyorum. Olursa gerçekten çok 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 önemli bir gelir. Yani hem Marcao'yu hem yani ne yapıyor? 35 milyon euro kazanmış 37. oluyorsunuz. 25 olursa? Şahane. Yani 25 oldu, olmaz zaten de. 20 olursa işte böyle diyorsun. 18, 20 o civarlarda biterse. 32 milyon euro Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirine neredeyse. Şahane olur ama yerinde doldurabilmeniz i̇şte çok kolay. İşte onu soracağım. Abdülker'in tamam hadi evet sol ayaklı stoper alınacak. Tamam nitelik olarak belki Marco ile hem kariyer hem de performans okey çok fark var ama evet oraya bir oyuncu koyabiliyorsunuz. Nelson'un yerine direkt evet Nelson gitti koyduk diyeceğiniz oyuncu. Şu an takımda zaten mevcut değil. Evet yok. Rugani var listede. Olursa olur. Daniele Rugani Juventus'un bonservisli oyuncusu. Maliyeti hiç yüksek değil. Çünkü ayrılmak istiyor. Juventus'tan Juventus'ta kadroda düşünmüyor. Böyle Nelson'dan bir işte 15 üzeri elde ederseniz
maksimum 3,5-4 milyon euro seviyelerinde bile bonservisini kapatabileceğiniz bir oyuncu görüntüsünde şu an için, en azından bir fiyat yükseltme olmazsa. Rugani listede. Galatasaray eğer Nelson da ayrılırsa stopere 2 transfer yapar. Bu arada bir de değil. Çünkü rotasyon anlamında da ciddi eksikler var. Alparslan da gitti, Semih de gitti. Galatasaray'da giden listesi bir hayli kalabalık. Dolayısıyla sıkıntılı. Nelson giderse böyle tatminkar bir stoper bulabilmek çok kolay değil. Rugani iyi bir stoper ama doldurur mu bilmiyorum. Yani emin Nelson değilim. Da bu arada her şeye rağmen geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın çok öne çıkan oyuncularından biri değildi. Değildi çünkü takım genel olarak kötüydü bence. Ama işte Markay ve Kerem'i ayrı tutuyoruz mesela. Yunus'u o kadrodan yine ayrı tutabilirim. Tabii Galatasaray'da değildi geçen sene ama ona rağmen bu ücretleri, hatta Marco'dan daha yüksek bir bedelle satılıyor olması galiba biraz beklentinin yüksek olmasıyla ilgili. Ya işte önce daha çok aslında kaybetmeme düşüncesi bence. Nasıl? Nelson'u. Yani yok, şu anda sonra gelen teklifin daha yüksek olması ve belki daha yüksek ücrete gidecek olması biraz tuhaf durur ama okey. Evet, gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da kazan Emirhan üzerinden kaynadı. Yani çocuk gitmek istedi. Gerçekten Beşiktaş hiç yollamak istemedi. Beşiktaş da haklı, çocuk da haklı. Çocuk diyor ki ben bu sözleşmeyi yenilerken zaten kulübüme söyledim. Hani bana eğer Avrupa'dan teklif gelirse yardımcı olur musunuz? Hatta olun diye ricacı oldum şeklinde de bir tweet'i var, yani tweet de atmış. Hatta bu tweet'i de bir hazırlık maçı vardı Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü. O maçtan birkaç saat önce atıyor. Yok, maç devam ederken. Maç devam ederken. Ya maç başlamak öncesinde. Önce 18-28 mi ne o çocuğun tweet'i? İşte maçta 19'da başladı. Aynen işte, tam maçtan önce attı. Attı çıktı galiba. Sonra, veya menajer atmıştı. Ama maçtan sonra şey oldu. Hoca çıktı, dedi ki ben hayal kırıklığına uğradım. Benim için sürpriz oldu. Şok mesela, oldu galiba. Ben garipsedim hocanın o tavrını, çocuğun o tweetinden sonra. Yani bu arada tweet'i birebir görmemiş olabilir ama çocuğun tavrını biliyordur yani. Şey olarak gidiyor olması şaşırtmış. Çünkü planlarında birebir 11'de direkt 11 oyuncularından biri olarak görüyordu. Evet. O anlamda bir şok ve şaşkınlık ifadesi olabilir. Gitmesiyle ilgili ve gideceğiyle ilgili tabii haberi vardır ama gidiyor olmasının gerçekliğe dönüşme hali galiba hocayı şaşırttı ama şimdi öyle. Şimdi neler oluyor peki? Şu anda son durum. Şimdi olayın dört tarafı var. Torino tarafı var. Emirhan tarafı var. Beşiktaş tarafı var. Emirhan'ın menajeri tarafı var. Emirhan Beşiktaş altyapısında yetişen, 17 yaşını Haziran'ın birinde dolduran, daha neredeyse 2 aydır reşit olan bir çocuk. Du artık 18 yaşını geçti. 17 Haziran'da da Beşiktaş'ta 3 yıllık yeni kontrat imzaladı. Şimdi eğer kontrat imzalamasaydı 3 yıllık ne olurdu? Beşiktaş'ın 2023'te, yani bu sezon sonunda Emirhan'la biten kontratı vardı. Onu da 15 yaşındayken yapmışlardı. 17 yaş altı, 18 yaş altı çocuklarla, oyuncularla en fazla 3 yıl kontrat yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Niye o zaman 5 yıl 6 yıl yapılmadı diye bir durum olabilir. Yapamazsınız. FIFA ve UEFA kuralı 18 yaş altı oyuncularla 3 yıl sözleşme yapabiliyorsunuz en fazla. Beşiktaş onu güncelleme istedi. Rıdvan'da da bunu istedi. Serdar'da da istedi. Ersin'de de istedi. Hatırlayın lütfen. Geçen senenin sonlarına doğru söylemiştik. Onlarla uzatılan sözleşmelerin federasyona gönderilememesi, finansal fair play ile ilgili durumlar nedeniyle onların şu anda sözleşmesi bitti. Neyse, o çok uzayacak. Emirhan'dan devam edelim. Oyuncu da Beşiktaş'ta masaya oturdu. Yeni sözleşme için, ki geçen sene 12 maçta oynadı. Toplam 400-500 dakika falan maçta oynadı. Ama bazı oyuncular oyun karakterleriyle, gösterdikleri performanslarıyla beklenti yükseltirler. Şu anda beklenti çok fazla Emirhan'dan. Evet, henüz hiçbir şey ispatlamadı. Henüz hiçbir konuyla ilgili şunu yapar, bunu yapar diyemiyoruz ama beklenti yüksek. Zaten Avrupa'da da birçok takım artık beklentiyi transfer ediyor. Tabii, beklenti üzerinden, potansiyel üzerinden gidiyorlar. Bu da anlaşılabilir bir şey. Adamların onunla ilgili bir yapısı, bir bütçesi, bir sistemi var. Ona dahil ediyorlar o parçaları. Bir tutarsa zaten her şey yoluna gidiyor. Bu beklenti çerçevesinde tabii ki Avrupa'daki kulüpler de Emirhan'ın farkında. Yani 13-14 yaş itibariyle oyuncuları Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'u geçtim. Türkiye'de bir alt ligdeki takımların altyapıları bile Avrupa'daki birçok scout'un bilgisi dahilinde olan oyuncularla dolu. Herkes her şeyin farkında. Adamların işi bu ve çok yüksek ücret kazandıkları için gözden kaçırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Emirhan da bu oyunculardan biriydi ama Beşiktaş'ta sözleşmeyi uzatma durumunda şöyle bir şerh koydu. 4,5 milyon euro serbest kalma maddesi istiyorum. O evet, kendisinin söylediği bana Avrupa'ya gidersem yardım edin durumu dışında serbest kalma ücretim benim 4,5 olsun. Menajeri de bunu ısrar etti. Emirhan da bunu ısrar etti. Bu olmasaydı Emirhan yeni sözleşme imzalamayacaktı. Şu anda Serdar'ın imzalamadığı gibi, Rıdvan ve Ersin'in imzalamadığı gibi. O zaman ne olacaktı? Beşiktaş 10 milyon euro isteyecekti belki Torino'dan.
Torino'da transfer yapmayacaktı, vazgeçecekti. Kasım ayında serbest. 19 yaş itibariyle Beşiktaş para kazanmadan gitmiş olacaktı. İşin bir bu tarafı. Ha, Beşiktaş serbest kalma maddesini, tamam oyuncu böyle istiyor da ya ben de Beşiktaş'ım ya. Kulüp olarak benim de bu konuyla ilgili bir dahlim olamaz mı? Ya Emirhan tamam canımız sen kardeşimiz böyle istiyorsun da biz sana 10 milyon euro koyacağız. O zaman oyuncunun yıllık ücretini yükseltmek zorundasınız. Emirhan 200 bin euro yıllık ücrete imza attı. 4,5-5 milyon euro. Ben bununla ilgili bir tweet dağıttım. Bana göre kabul edilebilir. Ha bana göresi ne ifade ediyor? Hiç. Kendi adıma düşüncemi söylüyorum. Futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle ilgili bir durum yok. Ama 18 yaşında ve geçen sene sadece 12 maç oynamış bir oyuncunun potansiyeli de yüksek. Yeni sezon yaptığı ilk anlaşmada 200 bin euro civarı bir ücret alıyor olması bana göre makul. Oyuncunun ve başka hiç kimseye makul olmayabilir. Hiç de önemli değil. Kim ne derse desin bana ne. Neyse. Ama eğer siz o sözleşmede 200 bin euroyu 500-600 bin euroya çıkarsaydınız o zaman oyuncunun da serbest kalma ücretini 8-10 milyon euroya çıkarabilirdiniz. İşin bir de bu tarafı var. Ha ama o zaman nasıl oluyor? Siz takımdaki 18 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 10 milyon 12 milyon euro yıllık ücret vermek durumunda kalıyorsunuz. Sizin takımınızda 28 tane daha oyuncu var ve belli bir fiyat skalanız ve belli bir bütçeniz var ve belli bir fiyat dengeniz var. Bunu da tutturmak zorundasınız. Bunu zaten ben böyle düşünüyordum. Beşiktaş'tan hem bu konuyla ilgili profesyonellere hem de bugün başkana sordum. Başkan da aynı bu cümleleri kullandı. Yani tamam biz Emirhan'a 8-10 verelim ama takımdaki durumu nasıl yapacağız? O zaman diğer oyunculara nasıl anlatacağız? Altyapıdan gelen oyuncularla ilgili dengeyi nasıl kuracağız? Onların da bu kafa karışıklığı dışında Emirhan işi Torino ile ilgili ciddiye bindikten sonra ki Torino hemen teklifi getirdi 4,5 artık gidecek buradan dönmez gibi duruyor transfer. Beşiktaş başkan üzerinden Emirhan'la konuşmaya başladı. Sana Torino ne kadar teklif ediyor? 600. Bir brüt vergisiz 600 bin euro alacak. 580 bin euro alacak Emirhan. Sana bunu verelim. Bir detay daha var. Belli bir ücret de sözleşmenin dışında Beşiktaş bazı mali yükümlülüklerin altına girmeyi de kabul etti. Yani oyuncuya sezon başlamadan yıllık ücreti dışında bir imza parası adı altında söyleyebileceğimiz bunun o şekilde geçebileceği bir teklif de sundu. Emirhan kabul etmedi. Daha da yükseğe çıkacaktı bu ücret. Ama oyuncunun isteği Avrupa'ya gitmek, Torino'ya gitmek. 18 yaşında ne işin var? Bir yıl daha Beşiktaş'ta oyna. Kimse böyle bir şey diyemez. Bireyin ve oyuncunun kendi kararı ve kendi tercihi. Evet, Beşiktaş'ta yetişti. Beşiktaş altyapısının oyuncusu. Kulübe aidiyet duyup burada bir iki yıl daha kalmalı mıydı? Kendini geliştirmeli miydi? Herkesin bu konuyla ilgili kendisiyle baş başa kaldığında ben olsam böyle yapardım deme hakkı var. Ama Emirhan böyle yapmıyor. Gitme kararı aldı ve böyle bir teklif var. Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve uçağa bineceği saati bekliyor şu anda. İlk fırsatta gidecek. Önce sağlık kontrolüne geçecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Torino ücretini yatıracak. Oradan artık hayat nereye götürür bilemem ama 18 yaşındaki haliyle herkes kendini düşünsün. Yurt dışından böyle bir teklifi herkes %100 kabul etmeyebilir ama birçok insan da kabul edebilir. Çok da sıcak bakabilir. O yüzden de Emirhan gitmek istiyor şu anda. Durum bu. İşin taraflar, menajer tarafı da oyuncuya 4,5'luk serbest kalma maddesini koydurma ve daha sonra Torino'dan bu teklifi ödeme karşılığında ödemeyi kabul getirmesi Beşiktaş'ı biraz kafasını bulandırdı. Nasıl oluyor? Hani nasıl yapıyor? O da iş yani. Menajerlik legal bir iş. Ben savunmuyorum. Ama bir daha çalışma Mirsad'la geçen diyor galiba Beşiktaş değil mi Mirsad? Evet öyle olabilir de belli de olmaz bu iş. Yani yarın bazı oyuncularla ilgili mecbur kaldığınız durumlar olur ve oyuncu menajeri odur ve size gelmek istiyordur bir şekilde. Dünyadaki hiçbir kulüp umurunda değildir. Menajeri odur anlaşmak, çalışmak zorunda aynen kalırsınız. Futbolda söylediğiniz bazı sözler yarın için bazen anlam taşıyamayabiliyor. Bu söyleyenin sözünde durmuyor. Söyleyenler sözlerini tutmaz anlamında söylemiyorum. Ay var öyle insanlar da. Bu konularda genel olarak öyle demiyorum. Mecbur kalabiliyorsunuz. O yüzden böyle çok yüksek perdeden konuşmak bazen geçmişe baktığınızda sizi yıpratıcı cümleler kurmanızla beraber... Oo. Ben ne anlatıyorum ya? Nereye gidecek iş? Bitirsek mi acaba konuyu da biz programı bir gelenlere bakalım. Beşiktaş'ta gelenlere. Cümle bitmiyor. Hani konuyu bırak cümleyi bitiremedik. Beşiktaş'ta gelenlerden devam edelim. Gelenler ekrana geldi. Bir aynen de şey 3 transfer daha bir de tabii içeride program yapmıyoruz. Şansın Hanım lütfen doğruyuz. Bunlar gündeme gelsin. 3 aydır ben Gürkan'la telefonla konuşuyorum. Şansına işte mesaj attıysak odur yani başka bir şey yok.
Evet, bir de 3 transfer daha yapmak istiyor Beşiktaş dedin Övünç. Evet, başkan da söyledi. Bir stoper, bir sol bek, bir de orta saha. Emirhan gitti. Yerine büyük ihtimalle Kerem Atakan'ı alacaklar Sivasspor'dan. Ha, başkan bugün sohbette şeyi de söyledi. Biz 4.5'a veriyoruz Emirhan'ı. Bence artık tamam transfer olacak ve iyi bir bedelde bana göre. 18 yaşında 500 dakika oynamış bir oyuncu için. Sivasspor'un geçtiğimiz sezon en iyi oyuncularından biri ve 21 yaşında ve artık oğlu diyeceğimiz bir oyuncu. 4'te 1'inden daha az bir ücret istiyorlar bizden dedi. O da herhalde 10-12 milyon TL seviyelerinde bir ücret. O da 1 milyon euroya bile gelmiyor. 8-9 bin euroya geliyor. Galiba ona vurgu yaptı. Olabilir. Rıdvan Larin evet neredeyse Beşiktaş'ta ilk 11 oynayabilecek bir kadro gitti. Ciddi anlamda bu oyunculardan iyi hallerinden sahaya sürün. Direkt Beşiktaş kadrosu olur yani. Ya da ilk 11'de oynama isteği olmayan bir 11'de gitmiş olabilir orada Douglas'ın şeyini. Tabii onu yok oynama ile ilk 11 dışında değil oynama ile isteği, oynama istekleri yoktu. Ay bak beni böyle gaza getirme konu derinleşiyor. Beşiktaş'ın da hem Kayserispor maçı hem de bu sezon özelinde ideal 11'i bu olabilir. Burada tabii şu anda 4 yerli var. Umut, Salih, Necip ve Ersin ama 3 bulmak zorunda. Hı hı. Orada Souza iyileşecek. Souza geldiğinde Necip'in yerini Souza doldurabilir. Getson Souza'yı ancak bu ihtimalde oynatabilir hoca. Emrecan Sayıs yedekleyecektir veya Wellington'un pozisyonunda Sayıs oynayacak sol bek Emrecan olabilir. Umut yerine Masuaka oynayıp oradaki sol bekte yabancı oynadığınızda yerli rotasyonu kurtarabilirsiniz. Ama hücum hattında bir tek Cenk opsiyonunuz var yerli olarak. O da Muleka bazen ilk 11'de olmayacak. Cenk başlayacak. Bazen Verkos 70'te 60'da oyundan çıkacak. Cenk girecek. Cenk 11 başlayacak. Verkos girecek. Öyle bir denge yapması gerekiyor. Üçlü oynamayla ilgili 150 maç tecrübesi olan ve Beşiktaş'ta ilk 8 maçında ve daha sonraki 5 hazırlık maçında üçlü savunmayla, üçlü sistemle oynayıp sonra dörtlüye geçen teknik direktör Valerian İsmail artık dörtlüye geçti. Tam geçti mi peki yoksa öyle denedi gözüküyor. Mi yani? Yani Kayseri maçında geçecek şu anda. Sampdoria maçında öyle oynattı. Sampdoria maçında denedi. Antrenmanları da şu anda böyle yapıyor ama bu tamamen akış olarak hocanın kendi sisteminden vazgeçmesiyle ortaya çıkan, vazgeçmesinin ortaya çıkardığı bir durum ne kadar sağlıklı sezon devam ederken görmek lazım. Çünkü Beşiktaş transfer ederken biliyordu. Yani hoca üçlü oynatan bir hoca. Gelince de ilk ve söyledi. Sistemi de farklı. Kendi de bunu deklare etti. 150 maç böyle oynadım diyor her konusu açıldığında. İki maç hazırlık maçı kaybı. Yani hazırlık maçlarının kaybını, kazanımını nasıl şey yapacağız ki sezon için gerekli veri olarak elimize tutacağız onu da bilmiyorum. O yüzden de artık dörtlü oynayacak gibi gözüküyor ama ha bilmiyorum 3 maç sonra iş değişir, sakatlık olur veya hoca bu takımın ben hücum sistemini analiz ettim ve üçlü oynatacağım da diyebilir. O biraz yolda değişecek. Yolda sana bir sorun var. Lütfen. Gelenlerle alakalı, gelenlerden Masuaku ile alakalı. Hı. Mutlaka bir araştırman olmuştur. Şimdi şöyle bir sakatlık geçmişine baktığımda çünkü o özellikle İngiliz basınında da çok yer aldı. Sürekli oynamıyor. Evet, 2016'da başlayan bir diz sakatlığı problemi var. Yaklaşık diz sakatlığı problemlerinden 250'yi aşkın gün sahalardan uzak kalmış. Üst üste değil ama. Evet üst üste değil. En son Aralık ayında ameliyat oluyor dizinden. Menisküs ameliyat olmuş. Son durumu ne öğrenebildin mi? Ceyhun Bey'e sordum. 2 gün önce tesiste bir sponsorluk anlaşması vardı. Sakatlığıyla ilgili biraz fazla abartılıyor dedi. Kulüplerin de artık bu konuya ilgili tamamen paranoyak oldular. Algı yapıyorlar, algı oluyor. Üstümüze troller salındı gibi her konuyla ilgili böyle bir durumdalar. Bu konuda da algı yapıyorlar dedi. Cem Bey dedim tamam hani nedir konu? Evet bir diziyle ilgili operasyon geçiriyor. Menisküs çapraz bağ değil. Cem Bey öyle dedi. Ben de çok detaylı bakmadım ondan sonra. Şu anda iyi dedi. Antrenmanda da çıktı zaten. Bugün de antrenmandaydı. Yarın da antrenmana çıkacak. Büyük ihtimalle Kayseri Spor maçının kadrosunda olacak. Ha diz sakatlıkları tekrar edebilen nüksetmesi yüksek ölçekli bir sakatlık durumu. O yüzden olur mu bilemiyorum. Abubakar da bir yıl iki yıl oynamadan geldi. Tabii. Çapraz bağ ameliyatı iki dizinden de geçirdikten sonra geldi. Evet yani 6 milyon euro ücret alıyor şu anda. Beşiktaş'ta şampiyon yapan oyunculardan biriydi. O yüzden belli de olmaz o iş. Biraz oyuncu yapısıyla ilgili şartlarla ilgili kapatacağım mı? Kapatacağım. Şansın. Yavaş yavaş toparlıyor muyuz? Aynen. Böyle Beşiktaş'a da çok hızlıca bakayım. Durum bu. Beşiktaş için de işte bir stoper, bir sol açık transferi. Enkudu ve Boyd gidebilir. Onu da bugün başkan söyledi. Eğer o giderse belki Kenny Bandırma Spor'dan tekrar düşünülebilir. Veya başka bir açık oyuncusuna bakacaklar. Beşiktaş'ın sezonunda biraz çalkantılı geçecek gibi duruyor.
Önç Özlem Gülkanak, çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizimle olduğunuz için her hafta önümüzdeki maçlara bakacağız. Karşınızda olacak. Hoşçakalın. Önümüzdeki maçlara bakacağızdan bu haftalık bu kadar. NTV Spor'un tüm YouTube içeriklerini bizi takip ederek daha hızlı ulaşabilirsiniz. Bildirimleri açmanız, yayına girdiğimiz zaman ve bizden önceki programların da yayına girdiği zaman hemen haberiniz olması anlamına gelecek. O yüzden bildirimleri de açın lütfen.